bir şey mi lazımdı? Afife Hanım'ı odasında bulamadım. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Orhun Bey'in odasında. Mühim bir mesele konuşuyorlar. Anladım. Teşekkür ederim. Ben sonra konuşurum kendisiyle. Ne lüzumsuz hareket öyle. Demirhanlı konağında eşi benzeri görülmüş mü böyle bir şeyi? Evde bir misafir olsa izah edemezsin. Koskoca Orhun Demirhan'la ne duruma gelmiş demezler mi? İnsanların sözleriyle hareket etmediğimi bilirsin. Neden böyle davrandığını biliyorum. Gelini kaçırarak adetleri yerine getirmekten kurtuldun. Yaşadıklarını anlamadığımı sanma. Onun öldüğünü öğrendiğinde ne hale geldiğini ben de gördüm. Ama her şeyin bir adabı var. Bu benim tanıdığım Orhun Demirhanlı değil. Benim oğlum duygularıyla değil, aklıyla hareket eden bir adamdı. Senin oğlun akılla yürünen yolların sınırını gördü artık. O yol her zaman doğru yol değilmiş. Ben bu rahatlığı anlamıyorum artık. Sen onu kaybettiğini sandın diye şimdi biz bütün örf ve adetlerimizi çiğneyecek miyiz? Tamam. Tamam. Kötüydün. Büyük bir enkazın altından çıktın ama... Anne! Ben bir enkazdan çıkmadım. Enkazın ta kendisiydim. Bu güzel zamanlarda eski günleri konuşmayalım artık. Peki, adetlerimiz yerine gelmeyecek olsa da o Demirhanlı düğünü yapılacak. O nedenle her şeyin doğru düzgün planlanmasını istiyorum. Bu konuda seninle hemfikiriz. Düğünü planlayacak en doğru kişi Hira. O yapacak her şeyi. Ne istiyorsa yapabileceğini söyledim. Geleneklere uymak zorunda değil. Gönlünden geçen düğün nasılsa öyle olacak. Hayır. Bunu yapamaz. Yapar. Ben öyle istiyorum çünkü. Koskoca Demirhanlıların saygınlığını gösterecek. Bütün cemiyetin katılacağı bir düğünün planlamasını ona bırakıyorsun öyle mi? Evet anne. Müstakbel eşim düğünümüzü planlayacak. Tam da olması gerektiği gibi.